Efendiler ve ey millet, biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ve meczuplar memleketi olamaz. Mustafa Kemal Atatürk. Bir lider düşünün ki sözleri sadece bulunduğu yüzyılı değil, istikbali de aydınlatsın. Cumhuriyetimizin 100. Atatürkçü Düşünce Derneği Karabağlar Türk Sanat Müziği Korumuzun 10. yılında böyle anlamlı bir günde ve böylesine güzel bir salonda siz değerli konuklarımızı ağırlamaktan onur duyuyoruz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi sizleri bizi bu güzel güne ulaştırmak için yoku var etmiş, olmaz denileni olurmuş ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onunla omuz omuza savaşmış değerli silah arkadaşları ve bu vatana gözünü kırpmadan canını feda etmiş tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Şarkılardan oluşan konserimize hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Sevgili hemşehrilerim, Atatürk'e göre sanat, güzelliğin ifadesidir. Musiki, resim, heykeltıraşlık, edebiyat, mimarlık ve danstan oluşan güzel sanatları incelik ve hünerle icra edebilmek, bu anlamda ince bir kabiliyete sahip olmak da sanatkarlık olarak ifadesini bulur. Atatürk sanatın medeniyet alanındaki gücünü sanatçıların sahip olacağı bir duyarlılıkla hissetmiş ve bundan dolayı sanatı medeni uluslar yanında yer alabilmenin bir aracı, sanatçıyı da kendine ve milletinde var olan yüksek insanlık vasıflarını sanata ayrıcalığıyla tanıtan kişi olarak tanımlamıştır. Büyük Önder, sanatın Türk milletinin önemini şu sözlerle ifade etmiştir. Güzel sanatlarda muvaffak olmak, bütün inkılaplarda başarıya ulaşmak demektir. Güzel sanatlarda muvaffak olmayan milletler, ne yazık ki medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatıyla yer almaktan ilelebet mahrum kalacaklardır. Büyük Önder, sanatın toplum için değerini çok iyi kavramış biri olarak, sanatçıları bizzat eğitim almaları için yurt dışına göndermiştir. Devlet resim ve heykel bedenleri açmış ve sanata destek veren halk evleri kurmuştur. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün müziğin gelişmesi için 1924-36 yılları arasında şu yaptıkları bile onun müziğe verdiği değerin
önemli bir kanıtı ve göstergesidir. Ankara'da Musiki Muallim Mektebi kurulmuş 1924 yılında. Yine aynı yıl Mısıkayı Humayun Ankara'ya taşınarak Riyaset-i Musiki Heyeti adını almış. İstanbul Belediye Konservatuarı kurulmuş 2 yıl sonra 1926'da. Ve nihayet ölmeden çok kısa bir süre önce de 1936 yılında Ankara Devlet Konservatuarı kurulmuş. Değerli İzmirli hemşehrilerim, sevgili Atatürkçüler, bu akşam koromuzdan birbirinden güzel ve hepsi de Atatürk'ün sevdiği 14 eser dinleyeceksiniz. Bu eserlerin bazılarını koromuz seslendirecek, bazılarını da solistlerimiz seslendirecek. Bu akşam burada bizlerle beraber olduğunuz için, bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım. Hepinize iyi seyirler ve enerjiler diliyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz konuşması için. Şimdi derneğimizin başkan yardımcısı ve koromuzun sevgili başkanı Serap Alptekin'e konuşması yapmak için sahneye davet ediyorum. Değerli konuklarımız, hoş geldiniz. Bizlere onur verdiniz. Atatürkçü Düşünce Derneği, Karabağlar Şubesi Türk Sanat Müziği Koromuz, 2013 yılından bu yana etkin bir şekilde Ege Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim görevlisi Doktor Barış Doğan'ın şefliğinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu 10 yıllık süreçte koro şefimiz, saz sanatçılarımız ve koro üyesi arkadaşlarımızla kocaman bir aile olduk. Ne mutludur ki koromuzun 10. yılı Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarıyla taçlandı. Bu 10 yıl süresince bizlere destek olan başta şefimiz Barış Doğan'a, kanunundan yükselen namelerle bizlere eşlik eden Ergün Karadağ'a ve diğer saz sanatçılarımıza, en önemlisi de hiçbir konserimizde bizleri yalnız bırakmayarak destekleyen siz değerli konuklarımıza ve yaptığımız etkinliklerde kapısını her çaldığımızda bizleri saygı ve sevgiyle karşılayan Milli Kütüphane Vakfı Başkanımız ve İzmir Konak Belediye Meclis Üyemiz Sayın Ulvi Poğa, gönül dolusu teşekkür ediyor. Keyifli ve coşkulu bir akşam geçirdiniz, temenni ediyorum. İyi seyirler. Serap Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sanatkar toplumda uzun mücadele ve gayretlerden sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır. Mustafa Kemal Atatürk. TRT ve Ege Üniversitesi'nin değerli saz sanatçılarını ve hocalarını bizlere eşlik etmek üzere alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Onlar olmasa bizler olmayız. İyi ki varlar. Birlik ve beraberlik, ölümden başka her şeyi yener demiş sevgili adamız. Birlikte çok hazırlandık, çok çalıştık, yılmadık, birlikte ağladık, birlikte güldük. Her ne kadar hocamızı 10 yıl yaşlandırsak da sizlerle birlikte kocaman bir aile olduk. Atatürkçü Düşünce Derneği, Karabağlar Şubesi, Türk Sanat Müziği Koromuzu, kendimizin 10. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaya ve beraberce parlamaya alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Şıkır şıkır parlıyoruz değil mi?
Karabağlar CHP önceki dönem ilçe başkanı sevgili Mehmet Türk Bey aramızdaymış. Semat Başkanı sevgili Niyazi Türker aramızdaymış. Kendilerine hoş geldin diyoruz. Ayrıca muhtarlarımız Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı, sevgili Muharrem Gülgün, Aşık Veysel Mahallesi Muhtarı, sevgili Ahmet Tuna ve değerli büyüklerimiz varmış aramızda. Doktor Kemal Tarım Dinlenme Evi sakinleri, hepinize hoş geldin diyoruz. Ayrıca şubemizin kurucularından ve eski ama eskimeyen başkanlarından Sayın Fevzi Özel'le hoş geldin diyoruz. Karabağlar CHP eski kadın kolları başkanımız Sayın Pınar Sarçeylan, tatlı bir güler yüzüler yanımızdaymış. Hoş geldin diyoruz kendisine. Ayrıca yine bizi bu güzel gecede yalnız bırakmayan başka güzel dostlarımız da var. Sevgili şefimiz Yeşer Karasu, dört korosuyla beraber Bahçeli Evler Sanat Müziği Korosu, Ege Türk Müziği Korosu, Mursal Ustal ve Karşıyaka korolarıyla kocaman bir aile olarak tarafımıza gelmişler. Hoş geldiniz Yeşer Hocam. Ayrıca Bahçeli Evler Muhtarımız sevgili Mehmet Köstem ve değerli eşi aramızda. Kendisine hoş geldiniz. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz bizim için çok değerlisiniz. Konserimiz koromuzun seslendireceği, atamızın sevdiği beş güzel eserle başlıyor. Ali Şim'in Kaşları Kara, Dağlar Dağlar, Kırmızı Gül'ün Malı Var, Vardar Obası ve Pencere Açıldığı Bilaloğlu. Hepinizden teşekkür etmemizi istiyoruz. Ayrıca konserimizi şanlı tarihimizden ve günümüzden güzel anekdotları sunumlarıyla renklendirecek Milli Kütüphane Vakfı Başkanı, Konak Belediye Meclis Üyesi ve İzmir'in asil insanı sevgili Ulvi Pua, çok teşekkür ediyoruz. Öyleyse hepimizin çok sevdiği, saydığı, özlemle beklediği koromuzu büyük bir sabır ve sevgiyle 10 yıldır beraberce yürüdüğümüz Ege Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın değerli akademisyeni, şefimiz Doktor Barış Doğan'ı alkışlarınızla sahneye
Allah'ım ne kadar güzel bir kalabalık böyle. Hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Biz bu akşam için çok çalıştık. Çok çaba sarf ettik. Ve tabii ki her şey sizin huzurunuza gelmek içindi. Bizi yalnız bırakmadığınız için tüm koro adına öncelikle size teşekkür ederim. Kendinize alkışlayın. Tabii ki bu akşamın hazırlanmasında emekleri geçen sevgili başkanımıza, başkan yardımcılarımıza, ADD'nin değerli komitelerine, ailelerimize, her zaman destekçiler de bize ve siz Atatürk severlere çok teşekkür ederiz. Az önce Filiz Hanım'ın söylediği gibi bu bizim 10. yılımız. İlk önce Fevzi Başkan'la başlamıştık. Ve 10 yıldır da şimdi sevgili başkanımla beraberiz. 10 yıldır şu arkamda gördüğünüz gencecik insanlarla çalışıyorum. İşin kötü yanı ben geldiğimde 32 yaşındaydım, şimdi 42 yaşındayım. Onlar hala aynı abim. O yüzden bir maşallahları var. Bütün koroma huzurunuzda bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu akşam için evet çaba sarf ediyoruz, her hafta çalışıyoruz ama bu konserler onlarla var. Koroma kocaman bir alkış alabilir miyim lütfen? Tabii ki konserimizi taçlandıran birbirinden değerli saslançılarımıza da kocaman bir alkış istiyorum lütfen. Biz koromuzu kanun sanatçımız Ergün Karadağ'la beraber çalıştırıyoruz. Ergün Karadağ'dan özel bir alkış istiyorum. Koro başkanımız Serap Hanım'a, Sıdık Hanım'a, Kültür Komisyonu'nun değerli üyelerine, bu geceyi taçlandıran herkese sonsuz teşekkürler. Bir bölümlük güzel bir konser repertuarı hazırladık size. Zaten hepsini biliyorsunuz, az önce şahit olduğunuz gibi. Eşlik ederseniz çok sevinirim ki az önce harikaydınız. Lütfen bizleri sizden mahrum bırakmayın ve her şarkımıza eşlik edin, olur mu? Ve tabii ki şimdi en büyük alkışları da değerli büyüğüm için isteyeceğim. Hepimiz bir şey yapıyoruz dediğim gibi bu konser için ama kendisi sağ olsun teklifimizi kırmayarak bizi taçlandırdı. Çok yakından tanırsınız zaten. Milli Kütüphanemizin vakıf başkanı kendisi. Aynı zamanda Konak ilçe meclis üyesi. Ama bu title'lar çok önemli değil. Her zaman söylüyorum. Çok iyi bir gönül dostu, harika bir insan. Hep tanıştığım günden beri kendisine şunu söylüyorum. Sizinle çok geç tanışmışız. Keşke daha erken tanışabilseydim. Ama nasip şimdiymiş. Kocaman alkışlarınızla. Ulvi Puh! Ey milletim, ben Mustafa Kemal'im. Çağın gerisinde kaldıysa düşüncelerim, hala en hakiki mürşit değilse elim, kurusun damağım dilim. Özür dilerim. Unutun tüm dediklerimi, yıkın diktiğiniz heykellerimi. Özgürlük hala en yüce değer değilse eğer, prangalı kalsın istiyorsanız köleler, unutun tüm dediklerimi, yıkın diktiğiniz heykellerimi. Fazla geldiyse size hürriyet, cumhuriyet, özlemi içindeyseniz saltanatın, sultanın, hala önemini anlayamadıysanız millet olmanın, kul olun, ümmet kalın, fetvasını bekleyin Şeyhülislam'ın, unutun tüm dediklerimi, yıkın diktiğiniz heykellerimi.
heykellerimi. Rahat bırakın beni. Rahat bırakın beni. Merhaba. Yüreklerinde vatan sevgisi, akıllarında cumhuriyetin kazanımları, yüzlerinde Atatürk aydınlığı olan değerli dostlarım. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Şimdi yakışıklı ve yetenekli hocamız koromuz hiç yaşlanmıyor dedi. Ben size formülünü söyleyeyim. Çünkü 100. yılını kutlama onuruna eriştiğimiz bu cumhuriyet sadece bize Gazi Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti değil. Şu sözlerle aynı zamanda emaneti, sadece armağanı değil. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir demiş. Onun için biz genç kalıyoruz hepimiz. Onun için genç kalıyoruz sanatçılar. Onun için hiç yaşlanmayacağız değerli dostlar. Şimdi Atatürkçülüğün başkenti dedi, ben gidiyorum. Hangi şey? Diyarbakır'da da olsa söylüyorum bunu, Konya'da da söylüyorum. Dünürüm zaten Konyalı. Bunu ben uydurmuyorum değil mi güzel kızımız, bak güldüne güzel. Ben dememişim Atatürk. Bir yazışma vardır internette böyle 1928'lerde yazılmış ya da 30'larda yazılmış eski bir yazı, ben onun orijinalini gördüm. Atatürk ve Salih Bozok'un konuşması şöyle geçiyor. Diyor ki Salih, bilirsin ben Türkiye Cumhuriyeti için Ankara'dan başka bir başkent düşünmedim. Ama Salih, yine bilirsin ki benim gönlümün başkenti İzmir'dir yazıyor orada. Bu belki olduktan sonra biz de bunu herhalde kullanabiliriz ben değil mi? Gönül rahatlığı. Ya bu belki olmasa bile gönlünün sultanını buradan bulmuş, buradan evlenmiş. Kendisini doğuran anayı İzmir'e, Karşıyaka'ya emanet etmiş birilerden bahsediyoruz. Onun için biz de gönül rahatlığıyla bunu söylüyoruz. Tabii bir tarihin babası Herodot'un güzel bir sözü vardır biliyorsunuz. Bir kentin tarihini şairler ve müzisyenler yaratır. Tarihçiler onu sadece kaleme alır, kayda geçirirler demiş. Ergun Hoca olmayınca bunu rahatlıkla söylüyorum ama Ergun Aybars nasılsa bugün yok, yine söyleyeyim. Arada bir kulağımı çekiyor, o kadar da söyleme bunu diye tarihçileri boş yere harcama. Tabii ki tarihe saygımız sonsuz. Ama biz bugün tarih konferansına çevirmeyeceğiz burada bunu. Biz bugün İzmir'e, Atatürkçülüğün başkenti İzmir'e, Atatürkçülere ve Atatürk'e yaşayan bir geceyi İzmir tarihine not düşürmek için geldik. Şimdi sırada peş peşe dinleyeceğimiz iki şarkı var. Birincisi diyor ki, manidir halimi tabirine icabım. Ama ben de şunu diyorum ki, bizim Atatürk sevgimizi anlatmaya hiç kimse mani olamaz, hiç kimse engelleyemez. Onun için orada deniyoruz, peş peşe iki şarkı. Manidir halimi tabirine icabım, kimseye etmem şikayet. Oh,
Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli. Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. Biçare gönüller ne giden son gemidir bu. Ne de hicranlı hayatın son matemidir bu. Bu dünyada sevilmiş ve sevenler nafile bekler. Bilmezler ki giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok giderin her bir memnun ki yerinden çok seneler geçti, çok seneler geçti. Dönen yok seferinden. Böyle demiş büyük usta Yahya Kemal. Orhan Veli'lere demiş, ya neler yapmadık bu vatan için? Kimimiz Ulvi Po gibi nutuk söyledik, kimimiz can verdik demiş. Evet, bu vatan kolay kurtulmadı. Çünkü onlara ben size taarruz etmeyi değil, ölmeyi emrediyorum dedikleri güvendikleri bir komutan vardı. Onun arkasından ölmeyi göze alarak bu vatanı bahare getirip bizlere teslim ettiler. İşte o tür askerleri anlatan çok güzel bir türkü var sıramızda. Burası Muş'tur, yolu yokuştur, giden gelmiyor, acep ne iştir? Solistimiz Servet Can'dan dinliyoruz. Thank you.
İşte bir cumhuriyet kadını. Serdin Can. Saygıdeğer İzmirliler, siz bana bugün çok tarihi bir diğer günü hatırlattınız. Bugünkü hakikatli sevgiliniz de bana İzmir'in geri alındığı günü, benim bu sokaklardan geçtiğim dakikaları hatırlattınız. Teşekkür ederim. Saygıdeğer İzmirliler, siz çok üzüldünüz. Çünkü çok acılar ve eziyetler gördünüz. Mutlusunuz çünkü bütün memleket sizi kutsal bir kurtuluş hedefi olarak kabul etmiştir. Tebrik ederim. Ahmak düşman buraya gelmeseydi, belki bütün memleket dikkatsizlikte dalmış olarak kalırdı. Siz bütün millet adına, bütün memleket adına sıkıntı çektiniz. Fakat bugün bu sıkıntının ödülüne sahipsiniz. Tebrik ederim. Bütün dünya duysun ki efendiler, artık İzmir hiçbir kimdayon üzerine basamayacağı kutsal bir topraktır. İşte İzmir'de 1925 yılında böyle hitap ediyor hatırlıyorum size, değerli dostlar. Peki diyor ki, saygıdeğer İzmirliler, aziz hemşerilerim, ben bütün İzmir'i ve bütün İzmirlileri severim. İzmir'in temiz kalp insanların da beni sevdiklerinden eminim. Emin ol atam, burası Kurtuluş Savaşı'nın başladığı ve bittiği yer. İzmir seni sevmez mi? Karımızdan dinleyeceğimiz, peş peşe dinleyeceğimiz iki şarkıyla devam edelim atamızı sevgimizi göstermeye. Buyurun hocam. Oh,
Ey bu topraklar uğruna toprağa düşmüş asker! Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanım kurtarıyor tevhidi. Bedri kurtaran aslanlar ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makbere kimler kazsın? Göbelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Mehmet Akif'in üstüne söz söylemek zordur Çanakkale kahramanlarını ama Çanakkale demişken bizim büyük kahramanımızı, tarihin sahnesiyle en iyi şekilde çalıştığı Çanakkale kahramanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bir iki cümle söylemek gerekir değerli dostlarım. Şimdi biliyorsunuz, bak burada üç güzel kızımız var. Atatürk'ün sözü var ya, ne diyor, hani hepiniz Cumhurbaşkanı bile olabilirsiniz diyor değil mi? Milli Kütüphane Vakfı Başkanı olabilirsiniz, Koro Başkanı olabilirsiniz. Siz savcı olacaksın, ne güzel, sen ne olacaksın? Aa, benim arkadaşım da oradaymış. Ne haber? Ne güzel, ne güzel. Savcı olacaksın ama savcı da olsun o göğsündeki Atatürk'ü hiç unutma, olur mu güzel kızım? Bravo sana, tebrik ediyorum. Devletin savcısı ol. Adalet en büyük erdem. İşte Atatürk böyle o savaşta bile, hani az önce söyledim ya, ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum dedi. O savaşta bile sanatçıya çok saygı duyar. Hani demiş, o lafları söylemek güzel ama o savaş ortamında bir tek kurşunun, bir tek askerin hayatı önem taşıdı o savaşta. Düşman birlikleriyle aramızda bu kadar mesafe var. O elektrikçi arkadaşım var ya, bana el sallar orada. O kadar mesafe var. Kısa süreli ateşkesler oluyor. Atatürk o kısa süreli ateşkeslerde askerine moral vermek için siperleri dolaşıyor. Yine bir gün dolaşırken duvarda, hani bir de Atatürk'e dinsiz derler ya, duvarda el yazısıyla Kur'an'dan ayetler görüyor. Diyor ki, bu güzel ayetleri kim yazmış? Ya şey mi söyleyeceksin? Söyle. Öğretmen olacaksın. Aferin, ne güzel. Alkışlayalım sizlere. Birazdan öğretmenler de bir şey anlatacağım o zaman senin için. Çok güzel. Zaten Atatürk size emanet etmiş Cumhuriyet'i. Çünkü biliyor musun, sizlerin böyle güzel ve akıllı olacağınızı ne kadar doğru yapmış değil mi? Sizlere güvenmekle. Çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum sizi. Çağırın. Kim bu güzel yazıları yazmış? Çağırın bakayım. Gelir böyle bir şey. Orta boylu diyeyim çünkü ben bunu kısa boylu diye anlattım diye bir tarihçimiz efendim o kadar da kısa değildi diye itiraz etti. Aman dedim, tek derdimiz boy olsun yani, uzun boylu yakışıklı bir askeri git çağırır diyelim, gönlü olsun hocamızın da. Evladım der, sen nerelisin? İstanbulluyum der. Seni yarın İstanbul'a gönderiyorum, senin askerlik görevin burada bitecek der. O da der ki, komutanım nasıl giderim ben? Siz bize ölmeyi emrediyorsunuz ve bir tek askerin ne kadar önemli olduğunu anlatıp duruyorsunuz. Ben nasıl bırakıp giderim? Ama Atatürk işte sanatı çok seven birisi ve şu cevabı verir. Evladım, bu vatanı kurtarmak için kurşun sıkacak elleri bu millet bağrından her zaman çıkarabilir. Ama bu sanatı yapacak elleri çıkaramaz. Senin bundan sonra vatana ve milletine hizmetin bu sanatı sürdürmek olacaktır der ve dünya çapında halk sanatçısı Macit Ayral'ı kazandırır sanat dünyasına. İşte sanata saygı böyle gösterilir değerli dostlarım. Onun için ben hep Kurtuluş Savaşı'mızı Çanakkale'den başlatırım. Biz orada düşmana dur diyemeseydik belki 30 Ağustos'u bile kazanamayabilirdik. Onun için Çanakkale'den başlatırız. Onun için şimdi sıradaki çarkımız, solistimiz Ercan Üstadımızdan gelecek. Çanakkale içinde vurdular beni.
Evet, Halil Ercan. Sadece soyadını söyledim üstadım, kulağımı çekmesin. Ağzınıza sağlık üstadım. Şimdi ne güzel böyle bütün ya gençler hiç yaşlanmıyoruz ama burada gerçek gençleri görünce insanın umudu artıyor değil mi? Gerçek derken yani siz de gerçeksiniz de. Organik gençler değil. Şimdi sevgili çocuklar, bakın Atatürk bu vatanı kurtarmış diyoruz değil mi? Atatürk yurdumuzu kurtarmış ama nasıl zor koşullarda kurtarmış biliyor musunuz? Bakın ben Nazım Hikmet sizin için yazmış bunu. Demiş ki ayın altında kanlılar gidiyordu. Kanlılar gidiyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru. Dağlar öyle bitip tükenmez, öyle uzakta. Sanki gidenler hiçbir zaman hiçbir menzile erişmeyecekti. Kanlılar yürüyordu yekpare meşeden tekerlekleriyle. Ve onlar ayın altında dönen ilk tekerlekti. Ayın altında öküzler başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi kısacık, ufacıktılar. Ve pırıltılar vardı asla kırık boynuzlarında. Ve ayaklarının altından akan toprak, toprak ve topraktı. Böyle zor koşullarda, kanlılarda araba yok, kamyon yok. Kadınıyla erkeğiyle kanlıda savaşan bir millet var. Ve bezgin bir millet ama öyle bir komutan çıkıyor ki şimdi size onları televizyonlarda bazı filmlerde şöyle güzel bir Atatürk filmi de çekildi ama işte karga kovalıyordu. Dinders öğretmeni kulağına çekmişti diye anlatıyorlar. Atatürk'ün insan yönünü anlatmak için. O kadar çok yönü var ki ama ne kadar anlatırlarsa anlasınlar o bizim hep Nazım'ın çizdiği Mustafa Kemal Atatürk'ümüzdür. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şayak kalpatlı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında birdenbire beş adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu, paşalar üç dediler. Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi, durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak, karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak, Kocatepe üstünden Afyon Ovası'na atlayacaktı. İşte bizim Mustafa Kemal'imiz bu sevgili çocuklar. Bu Mustafa Kemal, daha işgal gemilerini İstanbul'da görür görmez, geldikleri gibi gidenler diyecek kadar kendinden ve milletinden emin. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır, o satı bütün vatandır diyecek kadar kararlı, ya istiklal ya ölüm diyecek kadar cesur bir kahramandır. İşte Türk milleti de bu kahramanın kendine Efes için peşinden zeybek olduğu Mustafa Kemal'in askerleri oldu. Şimdi yine bir zeybek var sırada. Şu damadan geçtin mi? Soğuk suyundan içtin mi? Efelerin içinden yörük tarihi seçtin mi? Efesin, efelerin nefesi.
Rugby böyle sebep oynatma kendisi Profesör Doktor Erdem Aykas. Teşekkürler hocam. Ben her zaman şunu söylüyorum. İzmirliler kibardır. İzmirliler salon danslarını bilir. Ama vatanı için bir tehlike, hele bir düşman görünmesin karşısında, işte o zaman her bir hocam gibi zeybek kesilir. Bravo hocam. Kirazın derisinin altında kiraz, narın içinde nar. Benim yüreğimde boylu boyunca memleketim var. Canıma ciğerime kadar işemiş, canıma ciğerime sapına kadar. Elma dalından uzağa düşmez, ne yana gitsem nafile. Memleketin hali gözümden gitmez. Binbir yerimden bağlanmışım, bundan ötesine aklım ermez. Yerliyim yerli olmasına, ilmik ilmik, damar damar yerliyim. Bir dilim Trabzon peyniri, bir avuç kiftik, bir çimdik çavdar, bir tutam şilebesi gibi dişimden tırnağıma kadar ressam. Memleketimin taşından toprağından şurup gelir nakışlarım. Taşıma toprağıma toz konduranın alnını karıştırırım. Şairim şair olmasına, canım kurban şiirin gerçeğine hasına. İçerisine insan kokusu sinmiş mısralara vurgunum. Bıçak gibi kemiğe dayansın yeter, eğri büğrü kör topal kabulüm. Şairim zifiri karanlıkta gelse şiiri nasıl, ayak seslerinden tanırım. Ne zaman bir köy türküsü duysam, şairliğimden utanırım. Böyle demiş büyük usta Bedri Rami. Ama şairlikten de utanmayalım, ama köy türküdür hakikaten de. Şiiri aratmayacak mısralar sahiptir. Tıpkı şimdi sıradaki parçamız gibi. Mendilimin yeşili, ben kaybettim eşimi. Al bu mendil sende kalsın aman, sil gözünün yaşını.
Evet değerli dostlarım, genelde ben bunu arada yaparım ama tek bölüm olduğu için Uyar Ulvi Bey gibi kibar bir adam İzmir'in bu güzel kadınlarına niye bir hoş geldin demedi diye bakıyor gözlerimin içine. o görevi şimdi yapayım. Hoş geldin, kadınım benim, hoş geldin. Yorulmuşsundur, nasıl etsem de yıkasamay acıklarımı. Ne gül suyum, ne gümüş leğenim var. Susamışsındır, buzlu şerbetim yok ki ikram edeyim. Acıkmışsındır, beyaz keten örtülü sofralar kuramam. Memleket gibi yoksuldur odam. Hoş geldin, kadınım benim, hoş geldin. Ayak bastın odama, 40 yıllık beton, çayır çimen şimdi. Güldün, güller açıldı penceremin demirlerinde. Ağladın, avuçlarıma döküldü inciler. Gönlüm gibi zengin, hürriyet gibi aydınlık oldu odam. Hoş geldiniz, kadınlarımız bizim, hoş geldiniz. Şimdi ben içinizde de olabilir diyorum ki ben İzmir kadının bir başka severim diye bazen efendim niye kadınları ayırıyorsun? Ayırmıyorum ya, ben bütün kadınlara saygı duyuyorum. Dünyanın bütün kadınlarına saygı duyuyorum. Türkiye'nin bütün kadınlarına saygı. Bir Atatürkçü bunun başka aksini söyleyebilir mi? Ne demiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk? Dünyada hiçbir milletin kadını, ben milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar çalıştım diyemez demiş. Bunu sözle de bırakmamış. Bizi eleştiren birçok Avrupa ülkesinden önce sizlere seçme ve seçme hakkını vermiş bir liderden bahsediyoruz. Şimdi oradaki kızımız öğretmen olacak ayrılmış ama gelecekte birazdan öğretmenler, öğretmen kadınların en çok saygı duyması lazım. Bakın henüz ben hep şöyle söylüyorum. Şimdi bütün milletvekillerimiz başta iktidar olmak üzere hepsi son derece kadına saygılı biliyorsunuz. Şimdi bu anlattığıma inanmanız mümkün değil çünkü bildiğiniz için. Hepsi sizi sırf siz yormamak için 3 çocuk doğurun, kışta kış günü sokaklara çıkmayın diye sizi düşünüyorlar biliyorsunuz. Ama o zaman bu kadar sizi düşünmeyen yobaz milletvekilleri varmış. Bir gün muallimler, öğretmenler toplantısı yapılır. 3 tane kadın öğretmeni de davet ederler ama şöyle ayrı yere oturturlar. Hani bugün hayal bile edemeyeceğimiz o yobaz milletvekilleri hemen koşup Atatürk'ün yanında alır soluğu. Derler ki paşam ne oldu biliyor musun? Ne oldu der Yunanistan bir daha mı saldırıya geçti? Burayı ben uyduruyorum der mi adam ya? Ne oldu kardeşim nedir bu telaşınız der? Ya aynı salonda kadın öğretmenleri erkeklerle aynı salonda toplantı yaptılar der. Atatürk'ün tamam şöyle ayrı yere oturttular ama Atatürk bir sinirlendi der ki kim yapmış bu terbiyesizliği bakayım çağırın. Evladı gibi sevdiğim Mahzar Müfit gelir. Ne yapmışsın sen bakayım Mahzar der. Ya paşam diye savunmak isterken sus der. Halen karşılık veriyorsun. Sen nasıl böyle bir terbiyesizlik yaparsın? Sen nasıl üç Türk kadınını erkeklerden ayrı yere oturtursun? Senin kendinden mi, Türk kadınının nifretinden mi şüphen var? Bir daha duymayayım ben. İşte kadına saygı böyle gösterilir. Bu liderine saygı gösterilir. Şimdi diyoruz ya, Gazi Mustafa Kemal yaşasaydı, ah biraz daha yaşasaydı, bugün olsa, ya bugün yaşamasına gerek yok. Söyledikleriyle, yazdıklarıyla dimdik aramızda ve bütün dertlerimizin çaresi olmaya hazır. Şimdi solistimiz Günay Kınay'dan dinleyeceğiz bakalım şarkısını. Buyurun değerli üstadım. Kamsediyim de babamam, kareyim de yuvarlamam.
Seni kara saplı bıçak gibi sineme sapladılar. Değirmen misali döner başım. Sevda değil, bu bir hışım. Gel gör beni darmadağın, tel tel çözülüp kalmışım. Yar, yar, canımın çekirdeği de diken, gözümün bebeğinde sitem var. Şimdi Türk erkeği de zariftir ama değil mi? Kadınlarına iltifat ettik. Bak ne kadar güzel yazmış. Şimdiki şarkılara bakıyorsunuz. Bayıra karşı yatır bindi tırmalı bindi. Arabada 5, evde 15. Ya ne kadar, nereye gelmişiz? Yani değerli dostlarım. Ama bakın en kibar şiir de İzmir'den çıkmıştır. Şimdi savcım, sen dua ederken Allah'a nasıl dua ediyorsun? Allah'ın vatanımı koru, annemi koru diyorsun değil mi? Sen diyorsun yani. Siz diyecek kadar kibar değilsin. Allah'ım lütfen siz benim vatanımı koruyunuz demiyoruz değil mi? Demiyoruz. Allah'ım sen beni koru, bu güzel kızları koru, vatanı koru diyoruz. İlk defa şiirde siz kullanan birisi İzmir'den çıkmış. Fuat Edip Baksı. Bir bahar akşamı rastladım size. Sevinçli bir telaş içindeydiniz. Derinden bakınca gözlerinize, neden başınızı öneydiniz? İçimde uyanan eski bir arzu, dedi yıllardır aradığım bu. Şimdi soruyorum büküp boynumu, daha önceleri neredeydi? Şu zarafeti görüyor musunuz? Değerli dostlarım, Türk erkeği de zariftir çünkü en zarif cumhurbaşkanını örnek almış kendisine. Şimdi cumhurbaşkanı ve zarafet deyince, yani bugünkü dünya örneklerini Putin'i falan kastetmiyorum. Zaten kurucu cumhurbaşkanımızı kastediyorum. Yani bakın, savaş meydanı dışında hep zarif insandır Mustafa Kemal Atatürk. Bu vatanı işgale gelmiş Yunan ordusu komutanı, başkomutanı Kirikopis esir düşer, şaşkındır. Getirirler Atatürk'ün karşısına, ayağa kalkıp karşılar. Bakar onun halini görünce, üzülmeyin general, siz elinizden geleni yaptınız. Herkes savaş kaybedebilir, Napolyon bile savaş kaybetmiştir, hatta esir düşmüştür. Kaldı ki siz bizim esirimiz değil, misafirimizsiniz. Buyurun istirahat edin, akşam yemeğinde beraber olacağız. Şu zarafeti görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi, biliyorsunuz Atatürk hiç yurt dışı gezisine çıkmamıştır. Ama iade ziyarette bulunmayacağını söylemesine rağmen İran kralından İran şahına, İngiltere kralından İran şahına bir yığın insan gelmiştir. Gelenlerden biri Yugoslav kralı Alexander. Benim babam da Yugoslav göçmeni, annem bir Çerkez kızıydı. Onun için unutmam bunu. Babamdan duymuştum ilk. Alexander heyecanlıdır çünkü Atatürk 1. Dünya Savaşı'nı sonlandırmış adam. Çünkü Lozan Barış Anlaşması, tapumuzu aldığımız anlaşma 1. Dünya Savaşı'nın sonudur. Türkiye'nin kurtuluşu, İzmir'in kurtuluşu. Çok heyecanlıdır. Konuşurken der ki yemekte baş başa, majesteleri, biz Türk milletini çok severiz. Mealen anlatıyorum bunu, o tarihçimiz bunu da dinler sonra öyle dememiş demesin diye yani mealen anlatıyorum. Biz Türk milletini çok severiz. O kadar çok severiz ki aslında İngiltere Yunanistan'dan önce İzmir'i işgal görevimizi bize verdi.
Atatürk bunu duyunca ona döner, ey Alexander! Der mi zarif adam, niye öyle bağırsın? Demez tabii. Der ki, ya majesteleri, öncelikle tüm biletleri olan sevginizden dolayı size çok teşekkür ederim. Ancak şunu da belirtmeden geçemeyeceğim, verilmiş sadakanız varmış. Bu kadar basittir Atatürk bize rahmet eder dostlarım. Şimdi çok uzattım biliyorum, hocam kulağımı çekecek ama ben de bunu hep stajyer avukatlara hitabet dersini ben veriyorum. Onlara da kendi başımdan örnekle anlatıyorum. Şimdi bir gün yolda giderken, bir park edilmiş bir yolda, çok bir dar bir yolda, şöyle döneyim derken bir hanımefendi dizime çarptı. Erkek çarpsa erkek yanılacaktım, yani kadın erkek eşitliğine son derece inanırım. Çocuklara diyorum ki, ya biz adalet savaşçıyız ama insan ilişkilerinde haklı haksızdan çok mutlu mutsuz sorusunun cevabı önemlidir. Onun için bu trafik kazalarından cinayetler çıkıyor, bunlara sebep olmayalım diye bunu anlatıyorum. Çarptı, canım yandı. Kuvvetle muhtemelen hemen karşıdaki bir lüks restoranda yemeğe yetişecek. Bir yandan park yeri arayıp, bir yandan makyaj tazelerken fren görevi olur. Benim dizimi kullanmış, bunda bir problem yok. Fakat camı açtı, bir de güzel fırça attı. Görmediniz mi geldiğimi beyefendi dedi, arkamdan gelip çarpıp. Ben de diyorum ki şimdi bir avukat, İzmirli bir avukat, İzmirli Atatürkçü bir avukat, arkadan gelip dizine çarpıp da görmediniz mi geldiğimi beyefendi diyen kadına nasıl cevap verir? Ben döndüm, hanımefendi gördüm görmesini ama inanın ilk kez görür görmez bir kadına çarpılıyorum. Bu kadar basitli Atatürk zarafetler vermemesi. Hiç kavga etmeye, savaş etmeyebilen gelin yoktur. Şimdi sıradaki türkümüz, Atatürk'ün bu özelliğini bilmeyen birinin yazdığı, çevresinde acı saçlı bir türkü. Çünkü Atatürk, savaş hayati ve zaruri olmalıdır. Milletlerin hayatı tehlikeye düşmedikçe savaş bir cinayettir demiş. Dünyanın en büyük askeri olduğu halde, yurtta sulh, cihanda sulh demiş birisi ama bu öyle dememiş. Ormancı da çekmiş kafayı, gelir gelmez yıkar masayı diyeceğiz şimdi. Thank you.
Celalettin Kuku ve zevriğimiz Karabağlar Geçesi Bahçeliyevler Muhtarımız Mehmet Üstad'ım, Mehmet kardeşim benim. İkinize de yürekli olsun, teşekkürler. Üstad'ım ağzınıza sağlık. Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver bu sessiz yığın, bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız gölgesiz yolun sonunda, gördüğün bu dümsek Anadolu'nda, istiklal uğruna, namus yolunda, can veren Mehmet'in yaptığı yerdir. Bu toprak koparken büyük zelzele, son vatan parçası geçerken ele, Mehmet'in düşmanı boğduğu sele, mübarek kanını kattığı yerdir. Düşün ki haşrolan kan kemik etin, yaptığı bu tümsek amansız çetin, bir harbin sonunda bütün milletin hürriyet zevkini tattığı yerdir. Değerli dostlarım, ben her zaman bilirim, başkanım da bilirim, şunu söylerim. Ya bu vatanı kurtarmış, bu cumhuriyeti kurmuş bir insan olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevmek için bir parçacık kalp sahibi olmak yeter. Ama Atatürkçülük yürek içidir, yürek ister, yürekli olmak ister. İşte biz kimseyi zorla Atatürkçü yapmak gibi bir derdimiz yok ama bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni demokratik, layık, hukuk devleti çizgisinden çıkarırlarsa o zaman işte az önce olduğu gibi biz yürekli Atatürkçüler onlara dur yolcu deriz ve diyeceğiz her zaman da değerli dostlarım. Çünkü biz bu yüreğe zevkini tattık. Çünkü o zor koşullarda öyle bir efe çıktı ki önümüze, onun peşinde Zeynep olmayı, Mustafa Kemal'in askerleri olmayı tercih ettik. Bizim her zaman hiç kimseyi kayırabilmeyeceğimiz bellidir. Bizim vapurumuz Bandırma vapurudur. Bizim yolumuz Cumhuriyet, pusulamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Çünkü o hiçbir zaman başını eğmedi, hiçbir zaman bizim başımızı da eğdirmedi. Eğilmez başın gibi dağlar bulutlu efem, dağlar yoldaşım gibi sana ne mutlu efem. Senin yolundan giden bizlere ne mutlu efem. Thank you.
Değerli dostlarım, ben bu araya şiir hazırlamadım. Çünkü böyle bir ara yok. Şimdi sizden çok başka birine sürpriz olacak. Şimdi yakışıklı kardeşim, bizde bir gelenek vardır biliyorsun. Gelen tabak boş gönderilmez. Siz beni çağırdınız, ben tabağımdaki şiirlerle geldim. Hocamı biliyorum, hiç solo söylemez. Ama bu kardeşini bağırıp kırmazsa, yani şöyle atıp bir olmaz ilaç sildiği zatpareme, çare bulunmaz bilir bir ara ne dersen, ben de memnun olurum. Bir de alkışlarsınız, o da memnun olur. Adetlerimizi yerine getirelim ama, değil mi? Şimdi boş tabak dediğiniz gibi benim tabaklar boş geri çevrilmez. Gerçekten iyi ki geldiniz, konserimizi taşlandırdınız. Bir şarkının lafı bile oldunuz. Başımla beraber. Sağ olun. Çare bulunmaz,
Tabağınızda olma. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Hazır konserin sonu diye itiraf ediyorum. 39 derece ateşe çıktım bu sahneye. İnanılmaz bir hastalık. Sizin enerjiniz her şeyi değiştiriyor, yemin edebilirim bu konuda. Yani şu anda hastalıkta hiçbir şey yok. İyi ki varsınız, teşekkür ederim, sağ olun. Çok teşekkürler hocam. Doğum. Biz de bu güzel gecenin anısı için sevgili derneğimizin başkanı Galip Kerebey Emine'yi, Ulvi Pur Beyefendi'yi hediyesi tutmak üzere sahneye davet ediyorum. Konserimiz henüz bitmedi. Lütfen bunu unutmayın, olur mu? Devam edeceğiz. Ateş, öksürük olmasına rağmen bizi asla yolda bırakmayan sevgili şefimiz Doktor Barış Doğan'a küçük bugünün hatırasını vermek için sevgili dernek başkanı Serap Alptekin'e davet ediyorum. Koromuzun başkanı, derneğimizin başkan yardımcısı. Eşlik eden, renklendiren sevgili Bahçeliler muhtarımız Mehmet Köse'ne teşekkürlerimizi iletmekle küçük bir anısını sunmak için sevgili Banu Özdoğru'yu Kültür Komisyonumuzdan davet ediyorum. Memleket isterim. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim. Ne zengin fakir, ne senden farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim. Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa tek şikayet ölümden olsun demiş büyük usta. Şimdi bizim de şikayetimiz şu. Bizde özlemimiz var, şikayetimiz şu. Biz ya bu yeni Türkiye'ye çok alışamadık. Yeni Türkiye diyorlar ya. Biz o Gazi Mustafa Kemal'in aydınlık Türkiye'sini özlüyoruz. Bu sevdamıza bir nihayet olsun diyoruz. Yani artık yeter bu hasret, sona ersin diyoruz. Şimdi Adile Baysal, hani bizim o sarı saçlımıza bizi hatırlatırcasına söyleyecek. Şarkıyı da hatırlarsanız onu söyleyeceğim. Sarı kurdelem sarı, dağlara saldım yari. Dağları kurbanın olan, tez gönder Nazlı yari. Tez gönder o günleri.
benim sahneye çıkmam ne derece güzel. Hani şöyle Türk sanat müziğiyle size bir ipucu vereyim. Nasıl olsa sona gelmeyecek mi? Her güzel şey gibi bitmeyecek mi? Diyor ya bizim gecemizin de şöyle yavaş yavaş sonuna geldik. Ama gelmeden önce yine bir Mustafa Kemal'le kapatalım. Dağ başına efkar almış, gümüşlere durmaz ağlar. Gözyaşından kana kesmiş gözlerim, ben ağlarım, çayır ağlar, çimen ağlar. Ağlar ağlar, cihan ağlar. Mızıkalar iniler, ırnam ırnam dövülür. 63 ilimiz, 63 yetim. Yıllar gelir geçer, kuşlar gelir geçer. Her geçen seni bizden parça parça götürür. Mustafa'm, Mustafa Kemal'im. Nasıl böyle varıp geldin? Hoş geldin. Çımbı kaymış, yalaslanmış gözlerin. Şol yüzünde güneş sürü sıcaklık. Ellerinden öperim Mustafa Kemal. Senin dalın yaprağın, biz senin fidanların. Biz bunları yapmadık. Sen elbette bilirsin Mustafa Kemal. Elsiz ayaksız bir yeşil yılan. Yaptıklarını yıkıyorlar Mustafa Kemal. Hani bir vakitler kubileyi kestiler. Çün buyurdun, kesenleri astılar. Sen uyudun, asılanlar dirildi. Mustafa'm, Mustafa Kemal'im. Değerli dostlarım, bir kez olsun bir İzmirli gibi, Atilla İlhan gibi Mustafa'm, Mustafa Kemal'im deseler inanın Türkiye çok daha güzel bir ülke olacak. Ama biz inanıyoruz, biz yürekli Atatürkçüler, Atatürk güneşini İzmir'den tüm Türkiye'ye yeniden doğuracağız. Hocam, güneşin ışıklarını, ilk ışıklarını buradan patlatalım mı? Hadi bir!
burada oldu. Değerli dostlarım, bu güzel kızlarımın yanına geleyim. Bizi biliyorsunuz, biz Atatürkçünün başkenti dedik ya, niye diyoruz bunu? Biz burada hangi dinden olursa olsun ibadetini yapana Allah kabul etsin deriz. Ne marka alkolsüz içkisini çocuklarımız var, hani meşrubatların içine de afiyet olsun deriz. Biz burada Laz komşumuzla horon oynarız, Kürt komşumuzla alay çekeriz. Bir müddet sonra hep beraber Armantlalı zeybeğimizi oynarız. Ama ben hangi inanç sisteminden, hangi etnik kökenden olursak olalım, insan onuruna yapışır, eşit vatandaşlar olarak yaşamak tek hedefimizdir. Ve biz bunu Nazım'ın mısralarıyla aykırırız. Dört dala geri uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Dişler kenetli, bilekler kan içinde, ayaklar çıplak. Ve ipek bir halıya benzeyen bu toprak. Bu cennet, bu cehennem bizim. Kapansın her kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim. Yaşamak